Ben Profesör Doktor Ekrem İnal, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Çocuk Kan ve Kanser Hastalıkları bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da Erciyes Üniversitesi'nde yer alan Süreli Bölge Kan Merkezi'nde sorumlu hekim olarak çalışmaktayım. Geçen sene Mart ayında ilk korona ile biz karşılaştık. Normalde Ramazan ayında kan stoklarımızda ve insanların kan verişinde bir azalma oluyor. Oruç olduğu için oruçtan sonra, iftardan sonra daha çok kan verme durumu oluyor. Biz ikisi üst üste gelince çok zor, sıkıntılı anlar yaşadık. Burada da çok değerli bilinçli halkımızın da destekleriyle beraber iftardan sonra her akşam bir kan, üç can sloganıyla insanlar buraya gelip kan bağışında bulundular. Ne yazık ki bizim uğraştığımız kanserli çocuklar ki bugün zaten 1-7 Nisan kanser haftası. Kanser ne yazık ki korona dinlemiyor. Kemikliğin aklındaki olan hastalarımız, kanser için tedavi olan hastalarımıza biz sürekli hiç ara vermeden çalıştık ve bu konuda da kan bankamız hakikaten çok güzel çalışaraktan, arkadaşlarımız özveriyle çalışaraktan bu hastalarımızı mağdur etmediler. Ama diyebilirim ki ucu ucuna böyle tam ucu miktar yetişti. Biz onun için Ramazan gelmeden bir farkındalık oluşturmak amacıyla tüm halkımızı tekrar kan bankalarına davet ediyoruz. Şöyle halkımız çok fedakar. 15 Temmuz'da gördük yani her şeyiyle beraber varıyla yoğuyla sokağa çıkıyor. Kan verme hususunda etrafından bir tanıdık olursa o zaman daha çok kıymet veriyor. Yani durduk yere ben gideyim bir kan vereyim diye bir şey olmuyor ama yani tabiri caizse ateş düştüğü yeri yakıyor. Genelde de bizim en çok dikkat eden, kan vermeye gelen bir hasta çocuğu olan, kemikliği nakli olan bir hastanın yakınları çevresi geliyor. Burada tek dezavantajımız şu, biz Kayseri'nin dışında da Sivas'tan, Tokat'tan, Niğde'den, hatta yurt dışından, Mersin'den, Erzurum'dan da hasta alıyorum ben. Bunlar garibanların hiç burada tanıdıkları olmadığı için tek başına etrafını çevresine getiremiyor. Burada halkımızın özellikle dikkat etmesi gereken mesele insanlar burada mağdur. Bunlar bize emanet gelmiş çocuklarımız. Bu çocuklarımızın da kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Ramazan'dan önce insanları burada hem stoklarımıza bazen de hocalarımız bazen hastalar kendi arasında sıcak kan diyorlar. Süresi kısa olduğu için mesela pıhtılaşma hücrelerimiz, akyuvar hücrelerimiz yaklaşık 6 saat insanın kanında duruyor. O zaman onu hastadan alıp hemen aynı gün hastaya vermemiz lazım. Gene beyaz kan dediğimiz pıhtılaşma hücresi, trombositten zengin olan hücre 5 gün ömür var. Onların taze olarak alınması lazım. Biz onun için burada tedavi eden, kemikliğin aklında kanser tedavisi gören hastalarımızın destekleri için halkımızı bekliyoruz. Şöyle aslında biz bunu biliyoruz. Hakikaten korona bizim bütün dünyanın yaşam tarzını değiştirdi. Bundan belki bir sene önce böyle bir korona diye bir şey olacağını, böyle bir şey dese bize hayal gibi gelirdi ama artık bize çok şeyler öğretti. Biz şunu biliyoruz. Buradaki bir kere her şeyden önce gördüğünüz gibi koltuklarımızın mesafelerini açaraktan insanlara uygun bir yapıya getirdik. İkincisi yaklaşık olarak belki buradaki bağışlar 1000-2000 kişi daha fazla böyle birebir yakın davet ettiğimiz, çağırdığımız ve diğer hiçbir hastamızda birebir onlarla da görüşüyoruz çünkü irtibatlarımız da oluyor kendi çevremizden, eş dostlardan, diğer gruplardan, sosyal medyadan. Bunların hiçbirinde burada bir Covid bulaşını görmedik. Kendi personelimizde, hastanelerde, doktorlardan da böyle bir şey görmüyoruz. Demek ki mesafe, hijyen ve maske bu işin altın kuralı. Bunları değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Aşılansak da bunlar kalkmadan yapmayacağız. Biz halkımızı şöyle bu Ramazan'dan sonra, iftardan sonraki Ramazan'da yapacağımız etkinliklerde de belki saatiyle insanları da randevu vererekten hem onları yormadan birbiriyle az temas ederekten bu aktivitemizi de yapmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar çok başarılı bir şekilde de yaptık. İnşallah gene de bekliyoruz efendim tüm halkımızı. Hafta sonları gene sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı insanlar gelmekten korkuyorlar ama kan bağışı bu sokağa çıkma yasağından muaf bir mesele. İnsanlar bazen pasaport gibi poşet alıp elinde market market dolaşmak için yapıyorlar. Böyle bir aktiviteyi yapmaktansa insanlara faydalı olmak amacıyla kan merkezimize gelip formlarımızı doldurup 18-50-55 yaş arasında herhangi bir kronik hastalığı olmayan, ilaç kullanmayan, kendini sağlıklı hisseden insanları burada kan vermesinin çok uygun olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Burada gördüğünüz gibi her hastamızdan sonra uygun temizlikleri yapılıyor. Tek kullanımlık şeylerle, mesafeyle beraber arkadaşlar yapıyoruz. Ve bunu şöyle düşünmemiz lazım. İnsanlar biliyorsunuz Ramazan ayında böyle dini duygular çok şey olunca zekat da bu ayda veriliyor. Aslında insanın
kanı, etrafındaki sıkıntıları görmüşlerin anlamanın yolu buralardan geçiyor arkadaşlar. Biz bilinçli insanları burada, bu insanlara yardıma gelmek üzere bekliyoruz. Çok şeref verirler. Desteklerinizden dolayı da sizlere teşekkür ederiz.